Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz uyandık. Saatlerimiz 10. Şimdi çay suyu koyacağım. Şuradaki şu su lekeler oluyor ya, nefret ediyorum. Yani her gün domestosla yıkıyorum. Ama şu Evye'deki bu lekeden hiç hoşlanmıyorum. Yaren babasıyla ekmek almaya gitti. Tabii ki yani şimdi diyeceksiniz ki ekmek almaya gitti. Sen daha yeni çay suyu koyuyorsun. Bizimkiler normalde böyle giderler. Yarım saat, bir saatten erken gelmezler. Ondan yani. Şimdi mutfağım temiz ama birazdan batacak. Patatesim var mı? Bakayım da bir kızartayım. Aa, yumurta da yok. Yazayım hemen yumurta altına. Benim küçük bebeğim uyuyor. Bu kettle niye böyle ses çıkarıyor tuhaf tuhaf? Yaren şimdi küveti tekrar içeri almaya başladı. Getiriyor buraya koyup. Uyuyor mu dedim. Yok. Oynuyor. Uyandı. Ben de onu kendi haline öyle bıraktım. Ne zaman ki ağlamaya başlar o zaman yanına gideceğim. Dışarılarda ne var ne yok. Ay bak, çöpü dün götür dedim. Götürmedi. Kediler çöpü parçalamış. Ah Şahin, ah Şahin. Ah Şahin ya. Bir kere de bir şey dediğim zaman dinle bir arkadaşım. Neden dinlemiyorsun? Neyse. Poşet getireyim de şu sizlere göstermeyeyim. Çöpü toparlayayım. Hep dağıtmışlar. Dışarısı güzel. Nem yok en azından. Dün gece o kadar çok sıcaktı ki dedik klimayı açalım, öyle yatalım. Şimdi alışkın olmadığımız için yarım saatte üşümeye başladım. Kalktım tekrar klimayı kapattım. Yani gündüz tamam klimasız durulmuyor ama gece de kesinlikle açılmıyor. Onu fark ettim. Ne kadar sıcak olursa olsun gece yine de insan üşüyor. Buradan bugün çöpleri toplayayım. Yaren, bu sendeki keyif nasıl olacak kızım? O çamaşır sepetinin ne işi var burada bir tane? Tabii. Saatlerimiz şu an 2:30'a geliyor ve ben inanın hiçbir şey yapmadım. Çünkü Mira'yı daha yeni uyutabildim. Böyle bugün tam bir ay oluyor bu arada. Artık büyüdükçe huysuzlaşıyoruz mu ne? Ama şey yapmadı. Nedir onun adı? İşte emiyor. Altını temizliyorum. 5 dakika uyuyor, huysuzlanıyor, ağlıyor. Ancak işte şimdi karnını doyurdum, altını temizledim, ilacını verdim. O şimdi uyuyor. İnşallah uyur. Şurada da çamaşırlarımı topladım. Bunlar ütülenecek. Ama ütü masasını getirmeyeceğim. Şuranın üstünü boşaltacağım. Bir tane müslin örtüsü serip onun üstünde ütüleyeceğim. Çünkü ütü masasını getireceğim. Şimdi hem yer yok. Hem geçen dedim ya bozdum. O öylesine duruyor. En güzeli şurayı bir boşaltırız. Burada ütümüzü yaparız. Allah'ım, Allah'ım lütfen. Kıpırdamalar var. Zaten fazla bir şey yok. Bu arada az önce altını değiştiriyordum. Dedim böyle 5-10 dakika yatsın. Ama Allah'tan şunu serdim ve bir tane bez, müslin bezi serdim. Bezsiz yatsın dedim. Tam böyle sırtımı dönüyordum ki ilk kazamızı yaptık. Böyle müslin örtüsüne, çıtçıtlısına. Yani Allah'tan dediğim gibi şu varmış da yatağa geçmedi. Hemen işte şey yaptım, altını güzelce bir pamuklu suyla temizledim. Değiştirdim, yok dedim sana bezsiz bundan sonra yok. Neyse ben buradan çıkayım, ses yapmayayım da çünkü bakın. Kıpırdamalar var. Ah ah, şunlar da ütülenecek. Tamam anneciğim, tamam. Öyle işte. İki çocuklu annenin dramı. Şey, kemikli et çıkardım. Onu şimdi gideyim düdüklüye koyayım, haşlansın. Böyle haşlama gibi yaparım. Sulu. Annem geldi, çamaşırım var mı diye sordu. Dışarıyı yıkayacakmış. Nerede kalmıştık? Yarın da biraz makarna yaparım. Çünkü o haşlamayı yemiyor. Ben de bayağıdır böyle sulu yemek falan yemedim. Canım çekti. Onu haşlarım, hem dolabım biraz hafifler.
Kemikli etler en azından şey olur. Yarın da büyük bir ihtimal amcamın kızı gelecek. Abla Mira'yı görmeye geleceğim dedi. Ben de tamam gel dedim. Bayağıdır da zaten görüşemiyorduk. En son doğumdan neredeyse bir ay önce falan gitmiştim. Daha tam belli değil ama büyük ihtimal yarın o gelecek. Valla şu an elimi kolumu bağlıyorlar. Bir şey de hazırlayamıyorum, yapamıyorum ama inşallah yarın Mira kuşum biraz daha sessiz şey olur. Yani ağlamaz falan. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Kızlar zaten son bir haftalara kaldı artık. Diyarbakır'a dönecekler. Gidiyorlar yani. Çünkü Eylül'de okullar açılacak mı belli değil ama kapalı olursa tekrar geliriz dedi. Açık olursa zaten gelemeyecekler. Seda zaten yurt dışına gidecek. Eylül'ün sonu mu ne? Öyle. Ben şimdi kalkayım. Sizinle daha sonra böyle otururuz. Uzun uzun konuşuruz. İnanın şu an tezgahta bulaşıklarım var. Birazcık işte işlerim var ama ütüyü en son burada hallederim. Da inşallah bu kız müsaade ederse. Az önce 50 milim mamasını verdim. Onu içti, yattı. İnşallah daha da tok tutar ve uyur birazcık. Hem onun için iyi uyuması. En azından uyudukça dinlenir. Hem de ben işlerimi toparlamış olurum. Bu arada babam banyodaki dolabı aynasını yaptı. O lekeler var onun üstünde. Orayı da temizlerim. Saat 6'da uyuyunca, sabah 6'da böyle insan sersem gibi geziyor. İşte şunu yapıyoruz. Şimdi göstereyim size neler işlerim var. Sadece kahvaltı masasını topladım. Yani ortalıkta durmasın diye. Bulaşık var. Makineyi boşaltmam gerekiyor. Şunu atayım da çöpe. Şurada kemikli et çıkardım ama şuna bakacağım içinde ne kadar ne var. Çünkü kemik suyu kaynatıp içmem gerekiyordu. Babam da böyle kemikleri ayırmıştı. Şimdi onun içine bakacağım ne kadar ne var. Şunları zaten direkt atacağım şeye. Bakalım işte. Şurada bulaşıklarımı hallederim, yıkarım. Mira kuş mamasından bugün de bu kadarcık bıraktı. Şu makine boşalacak. Şunları dizerim. Akşama kadar yine dolduktan sonra akşam yine açarım. Yıkanır. Anlayacağınız birazcık işlerimiz var yine her zamanki gibi. Kız bıdık. Birazcık annene yardım etsen ne olur? Tabii et yardım. Şurayı niye kopardın bir tanem sen ya? Yok anneciğim bir şey değil. Yani olduktan sonra özür dilemene gerek yok ki bir tanem. Yani olmuş bir kere. Ama bundan sonra dikkatli et. Dikkatli ol tamam mı bir tanem? Şu ikisi de kurumamıştı. O yüzden biraz daha asılı kalsın. Sonra alırım. Bulutlar geliyor. Şu ayakkabı dolabında şunu şey yapacağım. Toparlayabilirsem toparlayacağım. Yatağın arasına koyacağım. Ayakkabı dolabını yerleştireceğim. Yaren buraya arada fıs fıs getiriyor. Sıkıyor. Güya temizlik yapıyor. Bakın böyle küflenmiş gibi oldu. İşte bunun içi yerleşecek. Şu dolabın arasına benim gibi girecek. Şu da benim miroşum açıyor. Teyzoşları. Annem de dışarıları yıkamaya başladı ama dışarıda feci bir sıcak var. Ki var. Boncuk. Kim yapıyor orayı? Nene kızı. Hadi bakalım şimdi ben ufaktan şuraya bir girişeyim.
Ben mutfağı toparladım, eti koydum, haşlanıyor. Bu minnoş hala uyuyor. Ben de şey yapacağım şimdi, şu ütüsünü bir yapayım. Ondan sonra ütüsünü yapacağım. Daha sonra ne işim var ya, vallahi yoruldum. Yani hem evde çalışıyorum, bir yandan da aparttan şey yapıyorum. Yani gitmiyorum ama böyle sürekli telefonda, yani bir işim de var. Boş durmuyorum arkadaşlar. Şimdi şu ütümüzü bir yapalım, aradan çıksın. Şuraya şöyle bir tane müslüm bezi serdim. Yaren içeride. Ona televizyondan şey açtım, izliyor. Şimdi birazdan şu ütüyü bitirdikten sonra makarna yapacağım. Reklam mı oldu bir tane? Tamam. Şu bu normalde Yaren'indi. Hastanede ilk doğduğunda ben götürmüştüm hastane çıkışına ama yine de buna sarmışlardı. Ve Yaren'in bunu bize vermişlerdi, işte bu Yaren'in de diye, yani bebeğin diye. Ama Mira'da da aynısı vardı ve işte bir ay boyunca Mira mesela başka bir hastaneye falan götürürken onlar tulum falan böyle giydiriyordular hastaneye ait. Ama ben onu normalde alıp böyle mesela Yaren'in saklıyorum. Şimdi tabii ki Mira'ya da kullanıyorum. Ben onu alıp mesela hatıra olarak saklayacaktım ama nedense şey, hemşireler işte olmaz falan dediler. Aldılar yani. Tabii ki sorun etmedim. Bunun için sorun vereceğim. Bir sürü zaten kıyafeti var. Ama böyle hani çocuk bir ay boyunca o kıyafetleydi ya, işte tulumuyla falan. O yüzden anı olarak yani saklamak istiyordum ama neyse, o günleri hatırlamayalım. Konudan konuya atladım, farkındayım. Valla yorgunum, uykusuzum. Diyorum ya, hem evde hem apartta da az önce. Ay ay ay. Daha az önce işte apartta bir misafirle yarım saat neredeyse konuştum. İşte sürekli şey, daha önce de söylemiştim, işte Rus misafirler olduğu zaman ben ilgileniyorum, ben konuşuyorum, ben karşılıyorum. Ama bu aralar tabii ki karşılayamıyorum çünkü evden çıkmıyorum. Anca işte mesela babam veya Şahin karşılıyor, işte dairelerini gösteriyor. Ondan sonra telefonla ben görüşüyorum. Mesela babam oradayken telefonunu falan şey yapıyor. Ya da mesela benim numaramı veriyorum. Onlar beni direkt benimle irtibata geçiyorlar. İşte bir sıkıntılar olsa, işte kalma yerini uzatmak isteyenler, çıkış yapmak isteyenler. Yani bayağı bir şey, anlayacağınız bir işim daha var. Yani sadece YouTube yapmıyorum arkadaşlar. Bir işim daha var. Lütfen. Hadi bakalım şu ütünün filizini takalım ama sizi biraz bu tarafa almam lazım çünkü takamam. Bunlar da halledelim de valla şöyle düşüp uyumak istiyorum resmen. Sabah 6'da uyudum. İşte bendeki akıl, ütüyü takmadan suyu doldurursam su da buraya akar işte. İşte neyse, hadi bakalım hızlı bir şekilde ütümüzü yapalım. We'll be right back.
Bizim Mira kuşun ilk bileziği. Babaannesinin hediyesi. Annem getirdi sağ olsun. Şöyle. Yaren'e de almıştı. Mira'ya da aldı. Evet. Kızım ilk bileziği, hayırlı olsun. Kesesine bereket. Neneciğimizin. Değil mi ya Mira? Düğüne giderken takarız değil mi? Hangi düğüne gideceksek artık. Yaren'e de takmıştı da ama hiç kullanmadık. Öylece duruyorlar. Babaannesinin kızlarıma hatıra. Kes sesini bereket anneme. Benim paketim uyandı. Minik paket. Günaydın. Günaydın. Ütülerini de bitirdik. Değil mi minnoş? Ne oldu? Acıktın mı? Çok acıktım. Acıktın mı? Ablası ne diyor bu kız? Ha? Yoksa anne bileziğine dokundu diye mi öyle yaptın? Ha? Almayacağım kız, merak etme kız. Nerede bileziği anne? Bileziği nerede? Kaldırdı anne. Hani göremiyorum. Kaldırdım kızım. Ne oldu? Nereye kaldırdın? Kaldırdım anneciğim. Hadi göster. Gösteremem. Olmaz. Niye? Gel benim küçük paketim, gel. Anne bana kucağına verin. Ne oldu benim küçük paketime? Küçük paketime ne oldu küçük paketime? Bir senin adın bundan sonra paket kalır. Sürpriz paket. Sürpriz paket. Yanmış sıcaktan. Allah'ım Allah'ım. Acıkmış. Ay kurban olurum. Acıkmış. Ne yapacağız? Öyle bir şey mi demiştim sana? Öyle bir şeyin sözünü mü vermiştim sana? Bu tarafa gel, orada klima çarpar. Çabuk çabuk, acıkmış ağlıyor çabuk. Hadi. Bir tane tutuyoruz. Böyle ablamızın kucağında yatıyoruz. Sonra annemize geri geliyoruz. Tamam kızım, öp hadi hadi. Tamam tamam tamam. Gel benim kara saçlı. Ha. Tamam kız. Niye? Ne oldu? Ne oldu benim fındık gözlüm? Ne oldu? Hadi mama yiyelim. Bizim kızçeler denize gittiler. Ben de iki kızçemle evdeyim. Yaren'e de git dedim. Ne kızım, gel. Evet, aferin benim kızıma. O gitmek istemedi bensiz. Ben de maalesef Mira'yla gidemeyeceğim için. O yüzden evdeyiz. Şöyle Mira kuşum uyuyor. Ben de soğuk bir kahve aldım. Kaplumbağam yok. Dışarıda bir tuhaf bir koku var ya. Mira uyuyor. Uyurken mama hazırladım, verdim. Gayet güzel içti ve uyanmadı. Şimdilik gayet mışıl mışıl uyuyor. İnşallah öyle şey var. Aa, şuna bakın. Yeni yaprak. Baba nasıl burada tükürdü? Tükürdü. Ya. Evet. Yeni yaprak. Nasıl yaptı baba? Göbeğe bak. Nudul göbek. Geçen sene babam var. Küpemizin arkasını kaybettik teyzoşları. Ya. Aa, şey avokado. Avokado ya. Daha büyüyecek ama. Evet, daha büyüyecek de sen o küpeyi ne yaptın? Arkasını Allah'tan son anda Seda fark etti küpesinin düştüğünü. Bir baktık. Arkası yok. Şeydeydim. Denizde yüzüyordu. Şey, deniz nereden çıktı ya? Havuzda yüzüyordu. Havuzun içine Seda böyle didik didik baktı ama maalesef yok. Burada da yok. Ay, annemin çiçeği görüyor musunuz? Maşallah ne kadar güzelleşti. Bir tanem yapma. Evet. Kızçelerimiz deniz keyfi yapıyor. Ben de gideyim şurada birazcık. Hazır Mira uyuyor. Şu eve yakın bir yerde oturayım da. Ay, sandalyeler de yok. Anneciğim dur şu sarı sandalyeyi alayım. Hepsini geçen misafir gelmişti ya, şu yukarıya taşıdılar. Öylece kalmış orada. Ama ay, şu çiçeklere bakın. Ben bir tane daha getirdim. Şunlara bakar mısınız maşallah. Bir de papatya oldu. Hani papatya. Ya bakın işte. Burada da fesleğenimiz var. Bu da bayağı büyük olmuş. Papatya. Şöyle bakın. Kocaman bir dal. Olmuş ama kokusu da nefis anne, ya. O kadar güzel kokuyor. Kızım valla şu an hiç getiremem. Şöyle. Bu arada ay düşüyordu. Tamam dur bir şey konuşayım sonra. Bu arada geçen dünkü videoda galiba bir arkadaşımız şey yazmış. Feride şeftali yeme, çocuğa gaz yapıyor diye. Acaba bundan mı ya? Şimdi ben bunu nasıl yemeyeyim? Bakar mısınız şu üsttekiler daha da güzelleşmiş. Bakın.
Öyle yazmış. Acaba aranızda bilen var mı? Şeftali gerçekten bebekte gaz yapıyor mudur? Ben de şimdi internetten araştırayım bakayım. Ya bu güzelim şeylerden ben mahrum mu kalacağım? Kızlar da yakında gidiyorlar. Bitemeyeceğine göre ne olacak bunların hali? Ha? Diyeceksiniz ki çocuğundan daha mı önemli? Tabii ki önemli değil ama yine de araştırın lütfen. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Uf, dur kızım bir kahve içeyim. Ya benim şeyim annemin fesleğeni gayet güzel ya da sürekli şeyden havuzdan su aktığı için öyle yeşil duruyor. Benimki böyle oluyor ya. Yerinde değiştirdim ya. Anneciğim telefon çalıyor. Dur bakayım yerini değiştirdim ya iyice kötü oldu. Şurada yemeğimi yedim. Kızlar da yemek getirdi. Onları şimdi kaldırayım. Ay kim arıyor gene? Apart'tan aradılar da ama maalesef şu an gidemem. Şansa öyle bir denk geldi ki şu anki bütün misafirler hep Rus müşteriler yani misafirlerimiz. Şansa diyorum ya ben de çıkamıyorum edemiyorum ama işte böyle telefonla sıkıntılarını şeylerini çözmeye çalışıyorum. Ama en kısa zamanda inşallah şu Mira kuşumun bir kırkı çıksın. Ondan sonra artık şey yaparız. Bir de yorumda belirtseniz çok sevinirim. Mesela annemden biliyorum kız bebeğin mesela 25 günde 40'ını çıkarabiliyormuşsun. Yani 40'ını hani yıkıyorlar ya böyle. 25 gün müydü 28 gün müydü öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Sizce tam 40 gün mü beklemek gerekiyor? Yoksa mesela şu an Mira'nın bugün tam bir ayı doldu. Bir ay olur mu? Çünkü biz mevlüt okutmak istiyoruz ama kızlar en geç 26-27 Ağustos Diyarbakır'a yola çıkacaklar. Ayın 25'inde kızların doğum günü Selda ile Seda'nın. Ondan sonra zaten yola çıkmayı düşünüyorum. Yaren kahvemi nereye götürdün de döküyorsun bir tanecik kızım? Hı? Fındık gözlüm. Üzüldüm. Nereye boşalttın anne? Tamam bir şey olmaz anneciğim ama bir daha yapma olur mu kızım? Tamam. Dediğim gibi 40 gün beklemek anne, mi gerekiyor? Yoksa şu an mesela 40'ını dökebilir miyiz? Yani şeyde mevlütünü okutsak mı diye düşünüyorum da. Nasıl yapsak? Bu pandemide aslında yapmak istemiyorum ama. Bebekle mi? Bebek. Sandalye düşmesin be. Sandalye düşme. Yani aslında bu virüs nedeniyle de yapmak istemiyorum. Ki yapsam da böyle fazla kalabalık kesinlikle şey yapmayız. Böyle yakın çevre işte. İşte komşularımızı özellikle falan. Onları söylemeyi düşünüyorum ama bakalım. Bir yandan işte okutmak istiyorum. Bir yan mesela kızlar gitmeden okutmak istiyorum ki onlar da olsun. Ama diğer yandan da Mira'nın durumunu biliyorsunuz. Yani hassas bebektir. Ve böyle işte en ufak şeye maalesef gelemiyor. Yani şu anlık bir sıkıntı şeyimiz olmadı ama ben gene de dışarıya falan çıkarmadığım için bugün sadece annemler yemek yiyordu. Oraya çıktım yanlarına birazcık oturdum. Hem güneş alsın diye biraz. Onun dışında ben zaten evden çıkmıyorum. Şimdi mevlütünü okutsak bir sıkıntı olur mu? Yani mesela sonuçta insanlar gelecek. Kimin nasıl ne olduğunu da bilmiyoruz maalesef şu anki dönemde. Ha ben demiyorum şu hastadır bu hastadır ama. Kızım koş bir baksana Mira ağlıyor mu? Sanki sesi geldi bir tanem. Koş. Koş bir tanem. Yani kimseyi tabii ki şey yapmıyorum işte bu hastadır şu hastadır ama yine de insan korkuyor. Özellikle böyle bir bebeğimiz varken şu an küçük ama yapacak bir şey yok. Minnoş manken kızım. Yani tabii ki bizim daha dikkatli olmamız lazım. Bakalım işte kızlarla da bir konuşayım. Aslında ben istiyordum yani Mira doğmadan önce daha istiyordum. İşte böyle anı olarak işte toplarız ederiz bir şeyler hazırlarız. Masa kurarız masasını süsleriz falan çok şey yapıyordum. Ama şeydeki evdeki hesap çarşıya uymadı diyorlar ya. O misal neyse canı sağ olsun ki bu kız niye gelmedi? Anneciğim uyuyor mu? Tamam bir tanem. Şey olmadı. Yapacak da bir şey yok. Kızlarla bir konuşayım. Onlar yapalım derlerse işte bir yanım istiyor bir yanım inanın istemiyor. Yoksa ki
Mesela daha sonra da okutabilirim ama mesela annem geldiğinde mesela okutabiliriz. Ama kızlar olmayacak. O birazcık şey canımı sıkıyor. Yani kızların da burada olmasını istiyorum. Bakalım duruma göre. Hani küçük istemiyorum. Bir yandan istiyorum böyle. İşte bir yandan istemiyorum. Daha dışarı çıkmak istemiyorum. Böyle ortama sokmak istemiyorum. Allah'tan yaşadığım aile anlayışlı böyle. Mesela ben evden çıkmıyorum bütün gün. Yemeğimi tepsi. Ha tamam ben evde yemek yapıyorum ama yine de böyle tepsiyle yemek. Bilmiyorum ki tepsiyle yemek falan getiriyorlar. Yani diyorum ya Allah'tan anlayışlı bir aile mesela diyebilir ki işte niye çıkmıyorsun? Bu ne saçma. Ama biz de öyle mesela 40 gün. Bilmiyorum kızım biz de 40 gün mesela bebek dışarı çıkmaz. Özellikle işte gün battıktan sonra akşam oldu mu mesela şu an benim bile bu ağacın altında oturmam bile şeydir yani şey derler yorumlarda ara ara onu görüyorum mesela Lohusa bir kadının 40'ı çıkana kadar mezarı açık olurmuş öyle bir şey var mesela bunu yorumlarda sık sık görüyorum ki bizde de öyle bir şey var. İşte benim de mesela ağacın altında oturmamam gerekiyor. Özellikle bebeği güneş battıktan sonra dışarı çıkarmamamız gerekiyor. Tabii bunlar belki batılı yani şey inanç olabilir ama yine de ben şey yapmıyorum. En azından şu 40'ı bir çıksın. Daha sonra şey yaparız. Bir de yorumlarda bazen şey görüyorum. İşte neden kayınvaliden veya işte görümcelerin sana yardımcı olmuyorlar? Arkadaşlar onlar bana zaten yani sizin görmediğiniz kısımlarda bana zaten yardımcı oluyorlar. Daha önceden zaten söylemiştim. Görümcelerim kapalı oldukları için ve yaz ayında olduğumuz için evde rahat giyiniyorlar ve herkes mesela videoda gözükmek istemiyor ve ben buna saygı duyuyorum. Yani mesela şu an Nilüfer teyze de işte diyor ki Feride diyor sana işte gelmiyorum işte gitmiyorum darılma lütfen ama sen de işte çekim yapıyorsun şey yapıyorsun o yüzden diyor şey yapmak istemiyorum seni. Yani herkese saygı duyuyorum. Herkes videoda gözükmek zorunda değil veya işte ben çekiyorum diye illa gözükeceksiniz diye bir şey yok. Başka toprak anneciğim bak şuradan yumuşacık toprak alabilirsin. Öyle ondan dolayı mesela iki kere işte çok böyle işte niye? Anne göremiyorum. Bak limonun altında alabilirsin oradaki toprak yumuşacık. Ne? Limonun altında bak. Limonun. Kızım bak orada büyük ağaç var ya bak bana bak bana bana. Şu büyük ağaç var ya büyük ağaç. Hah onun altını. Mesela çok yazıyordular yazan oluyor. Sel de mesela iki kere iki videomda benim için sırf ben video çekeceğim diye kız bu sıcakta komple üstünü başını giyindi. Yani başını falan bağladı. Geldi videoda çekin yani çıktı. Ama her gün bunu yapmak zorunda değil tabii ki kimse. Kışın inşallah bol bol kışın nasılsa her taraf mesela kapalı oluyor. Yani ben açık bir insan olduğum için benim için fark etmiyor mesela. Öyle yani. Ayrıca zaten nasıl desem tamam ben aileden herkesi çekiyorum yani isteyen herkes mesela beni çekme dedikleri zaman ben kimseyi zorla çekmem. Burası mesela benim kanalım ve ben benim kanalım yani ve herkes dediğim gibi gelip bana benim kanalımda illa burası benim kanalım ve senin bu kanalda gözükmen gerekiyor öyle kimseye de bir baskı falan da yapamam. Neyse. Konuşmaya konuşmaya ne çok şey birikiyor. Ha? Kızım nereden bulayım bir tanem? Bahçedesin ya hala toprak arıyorsun. Yani siz şu birincisi şeftaliyi bana yorumlarda belirtin. İkincisi de tam 40 gün beklememiz mi gerekiyor? Yoksa işte annem galiba diyordu ya 25 ya da 28 gün kız çocuğunda. Kız bebekte yani. Siz yine de bana lütfen yorumlarda belirtin veya işte yapalım mı yok mu işte belki diyeceksiniz Feride boş ver işte zaten hastalık var şu var zaten bebeğin hassas ben de öyle düşünüyorum açıkçası ama işte bir şey olarak da kalsın için şimdi diyeceksiniz ki hatıra bir anı kalsın diye çocuğu hasta mı edeceksin haklısınız haklısınız yani bir şey diyemem ki büyük ihtimal bakalım yapmayız daha belki işte. Neyse siz bir onu şey yapın. Anne, bir tane daha toprak lazım. Bak şey var mı bizim evimizde? Etraf hep toprak bir tane. Yok nerede bak şu? Nerede bak? Limonun o tarafında bak kocaman toprak var orada. Şey bir onu belirtin olur mu? Şu an mesela 40'ını dökmek için. İkincisi de şeftali gaz yapar mı? Şu an bana bakıyorlar da resmen beni ye diyorlar ama işte ben de o yorumu görünce tedirgin oldum açıkçası.
Eğer 40'ını tam 40 gün dolmadan olursa bir gün Nigar'la teyzemi çağıracağım. Onlar gelip şey yaparlar. Çünkü kızlar eğer giderse annemle ben tek başıma yapamayız. O yüzden şey yaparız. Teyzemle Nigar'ı çağırırım. O zamana kadar Nigar da toparlamış olur. Çünkü hala sesi falan gidikti. Her gün konuşuyoruz. Bu arada Nigar'la küs değiliz arkadaşlar. İşte yazan oluyor bazen. Nigar niye sana gelmiyor? İşte küs müsünüz? Aranız mı açıldı? İşte doğuma da gelmedi. Refakatçi olarak da gelmedi. Refakatçi olarak benim görümcem vardı yanımda. O dönemler zaten Nigar çalışıyordu. Ondan sonra zaten hasta oldum. Ve kendisiyle biz konuştuğumuz zaman söylüyor. Kuzi mesela gelip çocuğu da riske atamam falan. Ve saygı duyuyorum yani ki bu en güzel mesela şey. Mesela gelip de bana desem ki şöyle bir şey var. Gerçekten ben işte hastaneden geldim, ameliyatlıyım, işte dikiş yerim ağrıyor falan, ihtiyacım var. Nigar emin olun ilk koşanlardan birisi olur. Tamam kızım, o bir. İkincisi de benim zaten görümcelerim vardı. Kayınvalidem yanımda. Onlar olmasa emin olun Nigar ilk koşan bir insan olurdum. Mesela benim annem de Yaren'de. Yaren 3 günlükte annem geldi. Ama burada mesela görümcelerim o zaman yoktu. Kışın doğduğu için Yaren. Mesela burada annem dedi ki biraz daha toparlasın. Kızlar nasılsa orada dedi. Ki ben kızlardan yana bir sıkıntım yok çok şükür. Nereden nereye dedim. Yani Nigar'la teyzemi çağırırım öyle bir şey olursa. Dediğim gibi Nigar da kendisini toparlamış olur. Kızımızın 40'ını dökeriz. Sanki ağladı. Öyle arkadaşlarım, şimdilik kaçıyorum. Sizleri seviyorum. Bir yerlerde artık akşam görüşürüz. Çalar saatim uyanmış benim. Günaydın. Günaydın. Annesinin pamuki, günaydın. Günaydın kız. Günaydın, günaydın. Günaydın. Yine daldı, yine daldı, yine daldı. Evet, tipe bakın. Ablasının kıyafetlerini giyiyoruz. Yaren'in hastane çıkışıydı. Minik ayak. Minik ayak. Uy çok yaşa. Uy çok yaşa. Bakımımız yapıldı. Altımız temizlendi. Şimdi sıra bu göbüş doyacak. Değil mi kız? Değil mi kız? Kız. Değil mi? Minik. Minik minik. Minik. Bugün hakikaten şeftali yemedim. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Ağlamamız yok çok şükür. Ama yine de teşekkür ederim yazmıştınız. Ben de birazcık araştırdım ettim şeyden baktım internetten. Hakikaten birazcık sancı yapabiliyormuş. Çünkü iki gün ben böyle yiyordum. Bugün yemedim nedense. Yemedi. Annesi yemedi. Bundan sonra da yemeyecek. Şeftali yemeyecek. Değil mi kız? Çünkü minnoşumun ağlamasına dayanamıyorum. Şöyle hastanede vermişlerdi ya. Bepantol onu kullandım şimdi. Şöyle çantamızda yanımızda. Tarağımızla saçımızı tarayalım. Minnoş. Minnoş. Bak şöyle tarayalım sen. Şey yap. Ooo şöyle kurban olur kıymamış. Anne şey şey şey. Kendisi de kaşıyor. Kaşı bakayım anne. Kaşı kızım. Kaşı bakayım. Hadi dur tarayalım. Oh. Annesi mis gibi yaptı bunu. Mis mis mis. Mis gibi yaptı ya. Şimdi yürü şuna bakın. Şuna 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 ya. Şuna şuna şuna. Seda da sağ olsun Yaren'i yıkadı. Şimdi dışarıdalar. Ben de gittim bir bardak çay içtim. Mira uyuyordu. Kapıyı açık bıraktım. Ama sonra baktım sesi geldi. Annesi koşa koşa geldi. Altını falan değiştirdim. Şimdi de karnını doyuracağım. Ondan sonra bitti. Yarın da Nilüfer teyzeyle yine bici bici zamanı yıkayacağız. Üyle. Değil mi kız? Bıncık. Bıncık. Ne oldu? Ne oldu? Ne güzel saçını taradım. Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Minik.
ilk tulumumuz hangisi ki gayet güzel oluyor kızıma. Kızıma. Neyse. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Teyze hoşlar. Yarınki vlogda görüşürüz. Bir 10 gün sonra artık açılışları ben yapacağım inşallah. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Küçük parmaklarını yesin annesi. Küçük parmaklarını yesin annesi. Yesin. Yetleniyor. Benim gibi parmakları uzun. Bir de Seda halasına çekmiş. Minik. Hoşça kalın.